Şimdi burada böreği yapalım mı? Hadi yapalım. Tamam. Şunları fincanda alayım. Minik pastayı yaptık. Şimdi artık böreğe geçiyoruz. Böreğin iç harcında patates vardı. Patatesi böyle ezdim, haşladım, ezdim. Biraz tuz, karabiber koydum. Şimdi buzluk böreğini patatesli yapıyorum ama farklı içlerle de yapabilirsiniz. Sadece peynirli, maydanozlu olur. Benim yaptığım gibi peynir, patates olur. Patlıcan, sebze olur. Bunlar peynir değil mi? Peynir, evet, yağ değil. Hayır. Bir an gittim geldim, yok, beyaz yok olunca. Beyaz peynir ve yoğurt. Bak, bol miktarda şöyle yoğurt. Oh. Çok güzel bir karışım oluyor bu. Sonrasında peynir, yoğurt, patates ve yumurtalar giriyor ve tabii ki yağ girecek işin içine. Bu ne olacaktı şimdi? Buzluk böreği olacak bu. Buzluk böreği. Enteresan bir şey. Tüm yufkaların arasına koyacaksın bunu. Sonra kat. Sonra da buzlukta bekleteceksin. 2 ay buzlukta bekleyebiliyor. Ne diyorsun? Aynen öyle. Yani bu İstediği hanımları kurtaracak. Çıkart hemen. Aynen. Öyle mi? Evet. Ben şimdi bekletmeden yapacağım ama buzlukta 2 ay kadar beklediği için buzluk böreği diyoruz. 2 ay kadar bekleyebiliyor isterseniz. Evet. Ama mesela biraz buzdolabında durduğu zaman kesmesi de daha kolay oluyor. Onun için de buzluk böreği diyorlar. Birazcık da... Benim teyzeler var ya, kilitlenmiş. Buzluk böreğini seyrediyor bak. Önde 4 tanesi birden. Şu an bomba patlasa duymayacaklar. Evet. Şu... Şimdi güzelce karıştıracağım. Buzluk böreği. Ha? Valla bana da çok pratik geldi ama böyle 2 ay beklemesi daha da enteresan tabii. Evet, difrizde kurtarıcı. Sen bu derede yağ mı koydun? Azıcık tereyağı koydum, çok azıcık. Ben Instagram'a bakarken. Onun içindeki yumurta aslında. Ama börek de başka türlü olmuyor ne yazık ki. Bir şey diyemiyorum. Bu bizim bildiğimiz aslında patatesli böreğe benziyor ama. Ama genelde patatesli böreğin içini böyle birazcık daha hani kuru yapıyoruz. Bu, bu bayağı... Mesela yufkayı da ısıtacağımız için, bak şimdi hemen göstereyim. Şimdi yufkaları böyle bütün kullanacağız. Mesela bir tane yufkayı. Ay, şu yufkaları kim bulduysa Allah razı olsun. Değil mi? Vallahi. Eskiden ne kadar zor bunları açmak böyle. Aa, bu arada Ataşehir'de böyle altın kızlar var. Kendilerine altın kızlar diyorlar. Evet, çok güzel yufka, sarma, mantı, her şey yapıyorlar. Seni çok seviyorlarmış. Geçen gün yufka almaya girdim. Olsunlar. Sana çok selam söylediler. Sağ olsunlar. Sen de selam ve sevgilerimizi ilet lütfen. Ne diyeyim dedim. Tabii marka veremiyorum dedim. Altın kızlar diyeyim, biz kendimiz öyle diyoruz dedim. Ne güzel işte. Şimdi, altın kızlara selam olsun o zaman. Fakat gerçekten dünyanın her tarafına yufka, mantı gönderiyorlarmış. Kadınlar çalışınca hakikaten... Yapamayacakları şey yok bence. Vallahi. Tabii ki öyle ama bunu sadece böyle yemek konusunda değil. Tabii. Yani bir sürü konuda daha çok para kazanabilecekleri işlerde de yapabilsinler. Bunun için kız çocuklarını okutalım mümkünse. Yani bir altın bileklik taksınlar buraya. Onlar görünmeyen altın bileklikler ve şahane şeyler. Servis şoförlüğü yapıyorlar mesela. Ay, bir tane kamu spotu var. Kamu spotu mu acaba ya? Yani bir başladı, izledim. Dedim herhalde bu kızı istemeye geldiler. Babası var. Kız yanda oturuyor. Küçücük kız, daha 13-14 yaşında. Yani işte neredeyse Allah'ın emriyle, peygamberin kavliyle diyecekler ki meğer bilim olimpiyatlarına götürmeye gelmişler ya, kız çocuğunu. Değil mi? Nasıl mutlu oldum, nasıl mutlu oldum. Ben de çok heyecanlandım böyle o reklamda. Böyle içim gittiydi, sonrasında çok sevdim gerçekten. Başarılı olduğunuz zaman her yerde sizi buluyorlar. Şimdi ne yapıyoruz? 5 tane yufkanın arasına böyle bunların hepsini kat süreceğiz. Arasına sürdüğümüz ezilmiş patates, ezilmiş peynir, yoğurt, birazcık zeytinyağı veya tereyağı, erimiş tereyağı. Hepsi böyle bir kıvam oldu gördüğünüz gibi. Bunlar peynir, beyaz olanlar. Siz bunu isterseniz ıspanaklı yapın, farklı malzemelerle de yapabilirsiniz. Her kata böyle koyacağız. Bu acayip güzel, değişik bir börek. 1,5 ay kadar, 2 ay kadar difrizde de bunu saklayabilirsiniz. Hiçbir şey olmuyor. Bakın böyle. 20 yaşındayım. Azerbaycan'da yaşıyorum. Bel fıtığından ameliyat oldum. Ama ben yürüyemiyorum Zahide abla. Sebebi ne olabilir? Tekrar ameliyat olmalı mıyım? Şimdi bunu görmeden doktorumun söylemesi zor ama ameliyat olup da ya ben keşke olmasaydım diyenler, ameliyat olmaktan biraz çekinenler. Bana da öyle dediler dedi bak teyzem, daha dakika bir gol bir programın başında. Lütfen bizi izlesinler. Operatör Doktor Kerem Bıkmaz biraz sonra stüdyomuzda olacak. Yengem 38 yaşında trafik kazası geçirmiş. 2 defa da boynundan ameliyat olmuş. Ellerinde ve ayaklarında uyuşmalar varmış. Ne yapmalıyız? Eğer uyuşmanız varsa bu aslında vücudun size gösterdiği bir alarm. Niye? Kan gitmiyor oraya. Bende de uyuşmalar olmaya başladı ama onun hamilelikten olduğunu biliyorum. Kan gidemediği için... vücut kana ulaşmak istiyor ve uyuşuklukla bunu belli ediyor. Hocam gelsin, soracağım. Çok güzel sorular var. Ah, eşimin belinde diz kaymasına ameliyatsız çözümü var mı? Soralım, keşke olsa. Kimse ameliyat olmak istemiyor ama. Bize bir teyzemiz gelmişti. Önce video göndermişti Uşak'tan. Onu da göndermiştik. Zafer Hocam varken gelmişti. Fizyoterapistimiz. Bu benlik bir şey demişti. Sonra Kerem Hoca'ya gönderdik. Ameliyatsa ameliyat yaptıralım diye. Bugün ne olduğunu öğreneceğiz hanımefendiye. Belimde dayanılmaz ağrılar var. Sol bacağım kilitleniyor. 15 dakika ayakta duramıyorum. Annemde de fıtık var. 2 büklüm oluyor yürürken. Ha, onun gibi olmaktan korkuyorum, ben ne yapayım diye soruyor. Hepsini soracağım Kerem Hoca'ya, hiç merak etmeyin. Ah ah, spor yapmayınca böyle oluyor işte zamanında. Milletin tabii spora nereden şeyi olacak. Zamanında yani. Hayır, yürüyüş bile bir spor aslında Zahideciğim. Mesela ben eve gidince boş zamanımda hemen yatmayı tercih ediyorum. Yanlış. Doğru. Değil yani mi? Yanlış olduğu doğru. Sürekli yani gözüm yatakta, gözüm koltukta. Yani bir çık bir yürü, tembel değil mi? Modumuz var, bir tembel modumuz var. Gerçi şimdi o kış modunda öyleydi ama şimdi yaz geldi ya. Bir iki böyle sokak daha bir gözümüze cazip geliyor. Bir çıkıp yürüyüş yapmak güzel geliyor. Bisiklet aldım kendime. Aa, süper. Evet ama hala o bisiklet salonun ortasında duruyor. Onu nasıl yapıyorsun ya? Salonda binmeyi. Bildiğin sokak bisikleti. Getir bir gün Yeşilköy'de binelim. Aa, valla. Benim de var bisikletim. Aa, tamam. Ha, bu halde binebiliyor muydum? Bazen unutuyorum ben oldu. Şimdi bak ne yapıyorum Zahideciğim. Böyle yapmaya başladım. Şimdi aşağı yukarı 5 kat veya kaç tane yufkanız varsa aralarına patates, ezilmiş patates, ezilmiş peynir, yoğurt, yumurta, biraz sıvı yağ, biraz zeytinyağı güzelce şöyle her katına koydum. Ne kadar kalın. Şimdi kol böreğini de geçti o. Çok kalın, kocaman, harika bir börek oluyor. Aslında bunu şöyle ortadan 2'ye bölerseniz, size işin kolay tarafını göstereyim. Bu şekilde dolapta bir saat bekletin, sonra kesin. Ama mesela şöyle kesip aşağı yukarı hepsini şeye koyun, difrize koyun. Bak böyle hemen tepsiyi getireceğim. Ben hızlıca pişireceğim. Ama siz bunu dediğim gibi 1-2 ay buzdolabında, difrizde tutabilirsiniz. Bak şimdi ben bunu ne yapardım biliyor musun? Şurada yumurtalı ekmek yapar gibi bunu çırpardım, böyle yumurtaya bular. Tekrar kızartırdım. Şahane, yapalım mı bir tanesini öyle? Yağda mı kızartma? Balık yan gider. Ha. Yok, yağda kızartmayalım. Al ben sana yumurta vereyim, üstüne sür. Daha sağlıklı. Tamam, o sağlıklı olanı ama... Çörek otu, susam. Böyle. Ay, biz bunun içine bir şey koyuyorduk hani. Onu çok sevmiştim ben. Pekmez değil mi? Yok değil mi pekmezimiz? Pekmez aslında var da. Pekmezle çok güzel oluyordu bu. Evet, çok güzel oluyor. Bir de kıpkırmızı oluyor pekmezle. Rengini acayip güzel veriyor. Evet, yoğurt da koyabilirsiniz ama pekmez. Bir kerecik yapsak ya. Ama hayatım ya dağılırsa o riski göze alamıyorum şu anda. Dağılmaz mı? Yumurtaya bulayıp yağda kızartalım diyorsun. Bak çok güzel olacak, bayılacaksın. Yemezsen sonra ne olacak? O bende yiyecek çok. Ekip maşallah. Tamam, bir tanesini öyle yaparım ben sana, merak etme. Story'de çekiyorum ekibin final halini. Hakan Rejim'de inanmıyorum. Bizim bir Hakan Tunumuz var. Show TV'nin teknik müdürü sağ olsun ama ekibimize çok faydası oluyor. Gerçekten her zora düştüğümüzde hemen yetişiyor. En iyi takipçilerimizden birisi mutfağımızın. 2,5 kilo vermiş. Oo. Ya. Erkeklerde göbek eritmek daha zor bu arada. Aslında erkekler daha çabuk kilo veriyor. Sen ne oldu, bunun şeyi bozuldu gittikçe ya? Çünkü evet, birazcık böyle gevşek sıktım da onun için oldu. Ha, dedim bu ön ilkler çok daha güzeldi. Bu arada Berna yazmış, sütlü tatlıyla kakaoyu mu koydunuz, kaçırdım ben, bir de anlatır mısınız diyor. Tamam, anlatırım. Tamam. Çikolata, kakao hiç yok. Şöyle söyleyeyim. Çikolata koyduk. Evet, çikolata koyduk. Sütlü tatlı için hemen anlatayım iyice onu. Hadi anlat lütfen. Şöyle yaptık. Burada bir muhallebi yaptık sütlü tatlıda. Bu muhallebide süt, nişasta, un, irmik ve limon suyu, limon kabuğu, biraz tereyağı pişirdik. Sonra kalanını içine çikolata koyup çikolatayla da böyle yani kalanın içine koyduk. Bu fincanın altında şöyle beyaz, üstünde çikolata var. Şu oldu bizim yaptığımız. Görüntünü kusura bakmayın ama yani canlı evimizin mutfağı gibi yapıyoruz. Aslında şu tatlının tamamı aynı. Yani tüm malzeme aynı. Sadece tencerede kalanın bir kısmına çikolata koyduk. Çikolata eriyince de onun üstüne kapladık. Dur ben sana yapacağım onu. Şunu fırına verelim. Hemen yapacağım. Hemen yapacağım. Sen merak etme. Tamam işte, ben tavayı getirdim bile. Bak hadi yapalım. Ya Allah'ım yarabbim. 7 aylık mısın derlerdi. Şunu bir fırına verelim önce bence. Ne dersin? Yağımız nerede? Yağımız bak şimdi ya, bir dakika. Dur. Hiç çıkarttım sana ama. Ben hemen getiriyorum, bir dakika. Bir saniye şunu bir keseyim, ellerimi yıkamam lazım çünkü Zahideciğim. Çünkü bir daha buna bulaştırırsam hop. Bakın bunu bu şekilde bir her şey var dolapta. Yağı nereye koyduk ki? Dur. Burada mı? Evet, ha, yandaki dolapta. Tabii hiç yağla işim olmadığı için. Şeyi görmeyin evet de reklamını. Şimdi sen yumurtaya mı bulamak istiyorsun bir tanesini? O zaman ben sana yumurta da getireceğim. Dur hadi biraz daha koyayım. Bir dakika. Şu anda çok yumurtamız şaşkınım. Var orada biraz ama. Şu anda çok şaşkınım. Zahide yağ döktü bayağı bir. Ama o yağı çekmeyecek o kadar. Alacağım sonra. Hadi bakalım. Ben sana şimdi yumurta Melek getiriyorum. Melek demiş ki ben börek sosunun içine kabartma tozu da koyuyorum. Aa. Çok güzel kabarıyor. Ama sen o zaman normal hamur hazırlıyorsun börek sosunun içine dediğin. Kabartma tozu. Yok. Bunun sosunun içine mi? Yani şunun içine mi diyorsun acaba? Aslında yani güzel kabarabilir. Yani bunun içine. Ha. Yani patates falan yaptık ya. Onun içine. Evet, yumurtan geldi Zahideciğim. Ha, yumurtaya gerek yok. Ben buradan alacağım zaten. Al al. Ha tamam, sen onu kendine göre yap. Ha, onu öyle de yapacaksın. Evet. Yağda kızaracaksın. Tamamen yumurtaya bulamayacaksın. Yok. Bu kadarı yeter. Ben zaten ki böyle yumurtaya bulayacağız. Ya da yumurtaya da bulayabiliriz. O da olabilir. Ha. Sonradan anladım ki bunu tutturamayacağım. Kenarları çok açılır. O yüzden vazgeçtim. Sana söylediğim tarifi değiştirdim ama. Ama bak şimdi bu şahane bir şey olacak var ya. Ben alayım mı? İçine koyayım mı? Hatta şundan koysam acaba şey yapar mı? Çörek otu. Üstüne evet, fırına verirken vereceğim ama tabii yok, ki yok, kızarırken dedim, onu bilemiyorum. Deneyeceğiz şimdi. Dur bakalım bir parça olmuş bir ki bu? Şey atalım. Daha olmamış. Yok, daha olmamış. Daha olmamış. Ha, olmuş gibi bak, yavaş yavaş. Hı. Alıyorum, koyuyorum. Ama biraz cos olsun o. Sen ama mi almak alacağım istersin? Ben peki alacağım. Çatalla. Dur bakayım, daha olmadı ama gibi. Al, çatalla al. Ya çok lezzetli olacağına eminim çünkü bak, içinde haşlanmış patates var. Çocuğunuz başka bir şey yapmak istedi, o sırada aklına geldi bir şey. Ay olmaz bu böyle falan demeyin. Çık mutfaktan, bırak. Evet, başıma demeyin, işimi açacaksın. Demeyin. Değil mi? Ha, ne uğraşacağım şimdi? İcat çıkartma benim hiç sevmediğim bir sözdür mesela. Bırak çıkartsın icat. O öyle olmaz. İcatlar sayesinde, sen bilmezsin evet, değil mi? O icatlar sayesinde dünya dönmeye devam ediyor. Aynen. Bak, bir sürü şeyi bu yüzden kullanabiliyoruz biz. Yalnız bir şey söyleyeyim mi? Bu şahane bir şey olacak ben sana. Garanti vermesem de hissediyorum. Benim annem ne der biliyor musun? Ne der? Ye bak ben yaptım çok güzel oldu. Onu Elif yaptı bilmiyorum. Allah'ım. Senin muhalefet direkt evde. Böyle ye bak ben yaptım çok güzel oldu. Onu Elif yaptı bilmiyorum. İyi de anam sen alıp başını gitmişsin artık. Annenin öyle bir şey demesine gerek mi var? Kitaplarını yazdın, televizyonda bir sürü şey yaptın. Ama bunu anneme kabul ettiremiyorsun. Olsun o anne. Ben aldım. Boş en iyisini ver alırım biliyorsun. Anne, çok evet güzel aldım ama onu Elif aldı bilmiyorum. Yalnız sende de bir tatlı şeylik var böyle. Hani annene diyorsun ya evet bir diklik var. Ha. Ama onu hiç yapmıyor yavrum. Ben ne desem tamam o zaman. Aa vallahi ama. Yok var ya, yapmam ben ha öyle. Hiç. Annem der ki sen anlamazsın çık der ya. Sen anlamazsın mı diyor anne. Bak vallahi sen anlamazsın çık der, ben böyle yapıyorum. Ali gel. Ben mi anlamıyorum? Ali gel. Ay vallahi Zahide çok güzel oldu ha. Ya. Oo. Ya. Hakikaten hepsini böyle mi yapsak ne? Ay ne bileyim. Vallahi beğendim. Bence bu da şahane oldu. Aynen. Ay böyle arada buralarda aklıma geliyor ya. Kayınvalidem de izliyor ya, bayılıyor. Aferin benim kızıma diyormuş. Ama sen güzel ve titiz yemek yapıyorsun belli. Yani yapınca evet. Hoşuma gidiyor ama bu her gün ve mecburiyete dönüştüğünde işte mecburen tabii öyle oluyor. Gerçek hayat böyle de o yo, zaman zor gelebiliyor ama hayranım ya ben. Her gün kadınlar bir şey buluyorlar yapacak. Tabii. Bizim de faydamız oluyorsa ne mutlu ayrıca. Yalnız bu şahane bir şey oldu. Vallahi şahane oldu hakikaten. Hanımlar, beyler bilmiyorum. Bunu biraz da buzlukta beklettiğin zaman daha da güzel olur. O zaman kesmesi de daha kolay, dağılmaz, daha bak, güzel olur. Ben bunu sofraya koysam evet, bunu yumurtalı ekmek zannederim kendim de. Değil mi? Aynı görüntü öyle. Fakat servis edip de bunu kesmeye başladığım anda bambaşka bir şeye dönüştüğünü göreceğim. Tabii. İşte o da şahane bir şey. Hatta onu yapalım. Hemen getiriyorum tabak. Sen öbür tarafta. Kadar... Ben şurada buldum. Evet. Küçükmüş. Şunu buldum. Vallahi süper oldu. Çıkartsana buraya bir keselim. Çıkartayım mı? Ha. Dur hemen şöyle yapıp. Hı. Şimdi bunun da burasını merak ediyorum bak. Aa, çörek otu da duruyor. Vallahi. Getir yanmasın. Vallahi süper oldu. İçindeki patates de zaten haşlanmış. Peynir var. Şimdi Allah'tan peynirler yayılmadı. Şöyle şurada alayım ben sana. Onu da çok uzaklaştırma, o da şahane bir şey oldu. Allah'tan peynirler yayılmadı ha. Şimdi şey lazım bana. Bıçak. Bıçak. Ah şunu vereyim. Şurada da bıçağımız var. Şu bıçak olur mu? Olur olur. Şöyle vereyim. Şimdi bunu böyle getirdiniz yumurtalı ekmek niyetine. Sonra bir bakıyorlar ki. Kıtır sesini duyuyor musun? Vallahi çok güzel. Hmm. Aslında iyi fikir. Şöyle. Hem yağda kızartabilirsiniz hem fırında pişirebilirsiniz. Ay şu çok lezzetli bir şeye dönüştü. Gerçekten. Bakar mısınız şöyle? İçinde patatesler. Nefis. Aa, hayır bak patatesleri boş, şu ayrımlar ya bak. Şöyle yavaş yavaş ayrılıyor. Ay kendim yaptım, kendim övüyorum. Çok güzel oldu. Eline sağlık vallahi. Vallahi. Yağda kızartınca da güzel oldu. Afiyet olsun. Ne diyeyim? Biliyorum herkesin canı çektim. Hamile varsa beni affetsin ya da hani bu çok zor bir tarifte olmadığı için evet, yaparsınız diye düşünüyorum. İsteyen bir yufka ile yapsın Zahideciğim. Yani illa böyle 5 yufka olması gerekmiyor. Aynen. Ben fırına hazırlıyorum. Benim işim o zaman...